Vel haberu kad yekunu cümleten. Haber bazen cümle olur. Ne anlaşıldı bu cümleden? Demek ki haberde asıl olan nedir? Müfred olmaktır. Bazen cümle olur. Peki arkadaşlar, normalde cümle nedir? Müsned ve müsned-i ileyhiyle bağımsızdır. Halbuki haber bağımsız değildir. Haber mübtedaya bağımlıdır. Doğru mu? Burayı anlatabildim mi? Mesela dedim ki Zeydün alimun dediğin zaman kim alimdir? Zeyd alimdir. Bitti. Alimlik Zeyd'e aittir. Şimdi hâdâ hacerun, bu taştır diyorsun. Ama eğer haber cümle olursa, cümle müstediyle, müstediyleyhle nedir? Müstakildir. Halbuki o cümle aynı zamanda müstediyleyh olan mübtedanın müstedidir. Bu açıdan ne değildir? Müstakil değildir. Peki nasıl bağlayacağım onu şeye? Yani o müstediyleyhe, mübtedaya nasıl bağlanacak haber vakı olan cümle? Diyor ki vel haberu kad yekunu cümleten mislu Zeydun ebuhu kaimun. Şimdi Zeydun mübtedadır. Ebuhu ikinci mübteda, kaimun haber. Ebuhu kaimun mübteda haber cümle. Cümlesi cümle-i ismiye, i'raptan mahallen merfu, birinci mübtedanın haberi. Bunun terkibini böyle yapıyoruz arkadaşlar. Zeydun mübteda, ebuhu ikinci mübteda, kaimun haber. Ebuhu kaimun mübteda haber cümle. Cümlesi cümle-i ismiye, i'raptan mahallen merfu, birinci mübtedanın haberidir diyoruz. Bir de ve Zeydun kâme ebuhu, bir cümle-i ismiye misal verdi, bir de cümle-i fiiliye misal verdi. Zeydun mübteda, kâme fiil, ebuhu faili, fiil fail cümle, cümlesi cümle-i fiiliye, i'raptan mahallen merfu, Zeydun mübtedasının haberidir. Peki diyor ki haber cümle olunca fela budde min aidin. Haber cümle vakı olunca, şimdi cümle müstakil olunca o halbuki orada haber vakı olan cümle ne değildir? Müstakil değildir. Niye değildir? Niye değildir? Cümle olarak gelmiştir dedik. Niye müstakil değildir? Çünkü ayrılmaz, müstakil olamaz haber. Fail. Çünkü mübtedanın haberidir. Haber tek başına müstakil olmaz. Mübteda ile haber bir cümle olur. Şimdi bunun cümle olmasına bakarsan müstakil olması lazım. Mübtedanın haberi olmasına bakarsan müstakil değildir. Peki bu o zaman bunun istiklalini, yani mübtedadan bağımsız olduğunu ifade edebilecek görünümü kaldırmak lazım ortadan. Mutlaka bir rabıtla onu mübtedaya bağlamak lazım. Onu bir rabıtla bağlamak lazım. Şimdi kayığı getiriyorlar sahile. Mutlaka ne yapıyorlar? İple bağlıyorlar. Gemiyi ne yapıyorlar? Mutlaka rıhtımda bir şeyle bağlıyorlar. Şimdi haber cümle vakı olunca o cümleyi mübtedaya bağlayacak bir rabıta ihtiyaç vardır. Bu rabıt misallerde, geride verdiği misallerde mesela zamir olmuştur. Zeydün ebuhu. Hu zamiri ne yapıyor? Zeyd'e bağlıyor. Zeydün kâme ebuhu. Oradaki hu zamiri ne yapıyor? Yine şeye bağlamış oluyor. Arkadaşlar el-hâkkatü mel-hâkkah misalinde el-hâkkatü mübtedadır. Mel-hâkkatü cümlesi haberdir. Mesela burada rabıt zamir olmamıştır. Yani rabıt zamir olabilir. Efendim, mübtedanın tekrarı da olabilir. El-hâkkatü mel-hâkkatü. Bu da ne oldu? Mübtedanın tekrarı, efendim, rabıt sayılmış oldu. Efendim, zamiri şanlarda kul huvallahu ehadde arkadaşlar. Şimdi kul huvallahu ehad. Huva mübtedadır. Allahu ikinci mübteda. Ehadun haber. Mübteda haber cümle. Cümlesi cümle ismi yaratan mahalle merfu birinci mübtedanın haberidir. Peki burada rabıt nedir? Burada rabıt nedir arkadaşlar? Zamiri şanla ilgili izharda bilginiz vardı. Katrun edada da bilginiz var. Zamiri şan deyince aklınıza ne geliyor arkadaşlar? Özelliği itibariyle ne geliyor? Merci olmayan. Başka? Sonrasındaki ile tefsir edilen. Burası önemli. Zamir-i şan merci yoktur. Ondan sonra gelen cümle وَيَتَقَدَّمُ عَلَى الْجُمَلِ زَمِيرٌ مُنْفَصِلٌ يُفَسَّرُ بِجُمْلَةٍ بَعْدَهَا. Yani cümlelerin evveline bir zamir-i munfasıl gelir. Kendisinden sonra gelen cümleyle tefsir edilir. يُسَمَّى ضَمِيرَ شَأْنٍ evil kıssa. Buna ya zamir-i şan denir veya zamir-i kıssa denir. Müennesse zamir-i kıssa, müzekkerse zamir-i şan. Şimdi huve Allahu ahadun. Huve mübtedadır. Allahu ahadun cümlesi onun tefsiridir. Tefsir müfessir var, müfesser var.
Dolayısıyla müfessirle müfesser arasında rabıta var mı? Vardır. Yani ait lazımdır deyince ikinci haber vakı olan cümlenin mübtedayı tefsir etmiş olması zamiri şanda olduğu gibi bu da bir rabıt sayılabilir. Yani cümle haber cümle vakı olduğu zaman mutlaka onu mübtedaya rabıt edecek bir aide ihtiyaç var. Bu ait ne olabilir? Zamir olabilir. Bu ait mübtedanın tekrarı olabilir. Efendim bu ait ne olabilir? Haber cümlesinin mübtedayı tefsir etmesi olabilir. وَقَدْ يُحْذَفُ Bazen bu karene olduğu zaman hasfedilebilir. Rabıt lazımdır. Bunun izahdaki misali hatırlarsanız اَلْبُرُّ اَلْكُرُّرُ بِسِتِّينَ demişti. اَيْ مِنْهُ diye de tefsir etmiş olun. اَلْبُرُّ buğday, اَلْكُرُّ bir ölçek, بِسِتِّينَ 60'a. Hani şimdi ne yapıyor vatandaş? Domates, domates, kilo 10 lira. Domates, kilo 10 lira. Neyin kilosu? Ha, kilosu diyecek, su o zamir olacak. Domates kilosu 10 lira diyecek ama kilo 10 lira diyor. Karineyle anlaşıldığı için neyin kilosu anlaşıldı. Domates mübtedadır. Kilo 10 lira haberdir. Kilo 10 lirada ne yoktur? Rabıt yoktur. Niye yoktur? Karine var, anlaşılmıştır. El-burru buğday, el-kürru ölçek. Bisittiğine 60'adır minhu ondan demektir. O da minhu nedir? Karine ile hasfedilmiştir. Demek ki haber vakı olan cümle vakı olan haberde mutlaka rabıt olacaktır. Bu rabıt bazen karine ile hasfedilebilir. Bu tamam. Şimdi Basralılarla Küfeliler arasında meşhur olan bir ihtilaf vardır. Bu ihtilaf tefsirlere efendim yansır. Şimdi Basralılarla Küfeliler efendim, bunlar birer dil ekolüdür. Dolayısıyla her ekol kendisine göre bir takım kriterler ne yapıyor? Koyuyor. Zeydün Fiddari diyelim. Şimdi Zeydün Fiddari'de haber zarf vakı olmuştur. Doğru mu? Zeydün Fiddari. Zeydün Fiddari'de bu mübtedadır, bu haberdir. Doğru mu? Şimdi burada haber cer mecrur vakı olmuştur. Bu fiinin mutalleki Zeyd olabilir mi? Olamaz. O zaman burada fiinin mutalleki hasfedilmiştir. Zarf-ı müstakare, neden dolayı biz zarf-ı müstakare diyorduk arkadaşlar? Kaç sebepten dolayı diyorduk onu? Şimdi burada zarf vakı olan haberin mutallekini efendim fiil mi takdir edeceğiz yoksa efendim isim mi takdir edeceğiz? Yani Zeydün hasale fiddar mı diyelim? Zeydün hasilün fiddar mı diyelim? Basralılar diyor ki Zeydün hasale dememiz lazım. Küfeliler diyor ki Zeydün hasilün fiddar dememiz lazım. Şimdi arada fark nedir? Zeydün hasale dersen hasale fiil cümlesidir. Doğru mu? Hasılın dersen bu müfred olmuş oluyor. Böyle olursa cümle oluyor, böyle olursa müfred oluyor. Biraz önce bir soru sordum size. Dedim ki, zarf-ı müstakare neden zarf-ı müstakare denmiştir? Bir, amelinin manasını. İki, amelini. Üç, irabını. Dört, zamirini bulundurduğundan dolayı ona zarf-ı müstakare denmiştir. Zarf-ı müstakare istikrar etmiş, yerleşmiş. Neden dolayı zarf-ı müstakare denir? Amelinin manasını, amelini, irabını, zamirini bulundurduğundan dolayı ona zarf-ı müstakar denir. Doğru mu arkadaşlar? Beytullah şöyle bakayım. Zarf-ı müstakara neden zarf-ı müstakar denmiştir? İrabını, amelini, zarfını... Zarfını mı? Zamirini, bir de... Bir başka şeyini. Bir başka şeyini bulundurduğu için. Manasını. Amelinin manasını, amelini, irabını, zamirini bulundurduğundan dolayı ona zarf-ı müstakar denmiştir. Şimdi Basralıların bakışı şöyle arkadaşlar. Basralılar diyor ki burada fi harfi cerin mutallaka ihtiyacı var mı? Var. Peki o zaman biz burada fi'ye bir mutallak takdir edeceğimiz zaman mutallakta asıl olan fiil mi şibi fiil mi? Fiildir. Şibi fiil fiile benzediği için amil oluyor. Şibi fiil fiile benzediği için amil oluyor. Biz benzerini niye koyalım ki? Fiil koyarız. O açıdan bakıyorlar. Takdir edeceğimiz burada amil olacak. Amil olan da fiil esastır. Öyleyse fiili koymalıyız.
Küfeliler de diyorlar ki, bizim o cihetten bakarsanız siz haklısınız, biz başka cihetten bakıyoruz. Baktığımız cihet şudur, buraya hasılını koyduğum zaman haber o olacak. Haber de asıl olan müfred olmak mı, cümle olmak? Müfred olmak. Ha, biz bu cihetten bakarak hasılın diyoruz, diyorlar. Zeydün kainün fiddari, Zeydün hasılün fiddari diyor küfeliler. Basralar da Zeydün hasalı fiddari diyorlar. Efendim ne yapıyorlar? Fiil takdir ediyorlar. Şimdi diyor ki efendim وَمَا وَقَعَ ظَرْفًا وَمَا ol bir haber ki وَقَعَ ظَرْفًا zarf vaki olmuştur. Efendim فَالْاَكْثَرُ nahivcilerden çoğu ki bunlardan basraları kastediyor. عَلَى اَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِجُمْلَةٍ O bir cümleyle mukadderdir. عَلَى اَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِجُمْلَةٍ Cümleyle mukadderdir demek ne demektir arkadaşlar? Yani fiil takdir edeceksin, cümle olsun. Eğer hasılün derse müfred olur. Zeydün hasılün dersen hasılün haberdir. Zeydün hasale dersen hasale huve haberdir. Zeydün hasılün dersen hasılün niye merfu olur? Haber olduğu için merfu olur. Zeydün hasale değilse hasale merfu değildir. Hasale huve cümlesi merfudur. Yani birisinde haber oluyor eğer fiil takdir edersen. Birisinde müfred olmuş oluyor. Basralıların buradaki tabiri caizse felsefesi illeti nedir? Biz burada madem ki fiye amil arıyoruz, mutallak arıyoruz. Mutallakta asıl olan fiil mi, şibi fiil mi? Fiildir. Öyleyse fiil takdir edelim asıl varken. Öbürlerde ne diyor? Burada o cihetten bakarsan haklısın ama burada muftedanın haberi olacaktır. Haber de asıl olan müfred olmaktır. Evet. Peki, şimdi geldik arkadaşlar, müftedanın takdiminin vacip olduğu yerler. Müfteda aslında mukaddem olması normaldir. Geride söyledi ya, müfteda da asıl olan takdimdir dedi. Fakat bazı yerlerde efendim müfteda sonraya kalabiliyordu. Bazı yerlerde ise müftedanın takdimi vaciptir. وَاِذَا كَانَ الْمُبْتَدَوُ Eğer müfteda olursa, müştemilen şamil olursa neye? Ala ma öyle bir manaya ki lehu onun için vardır. Sadrul kelam. Sadri kelam hakkı vardır. Sadri kelam hakkına sahip olan bir manaya şamil olursa o zaman mübtedanın takdimi vaciptir. Mübtedanın takdiminin vacip olduğu yerlerden birincisi اِذَا كَانَ الْمُبْتَدَوُ مِنَ الْاَلْفَاضِ اللَّتِ النَّحْوُ الْوَازِحَنْ Saneviyesindeki ibareyi okuyayım size. اِذَا كَانَ الْمُبْتَدَوُ مِنَ الْاَلْفَاضِ اللَّتِ لَهَا الصَّدَارَةُ Kelamın evveline gelme hakkına sahip olan kelimelerden olursa وَهِيَ Onlar da اَسْمَاءُ الْاِسْتِفَامِ İstifam isimleri. Türkçe ile Arapça birbirine bu konuda tam zıttır. Geldi mi? Arapçada هَلْ جَاءَ İstifam edatı baş tarafta gelir. Öyleyse istifam edatların Arapçada ne hakkı vardır? Sadr-ı kelam hakkı vardır. Bir. Ve şartı şart edatlarının sadr-ı kelam hakkı vardır. İki. Mehmet taaccubiyyetü taaccub manası ma ansarahudaki ma sadr-ı kelam hakkı vardır. Ve kemil haberiyyetü kemil haberiyenin sadr-ı kelam hakkı vardır. Ve zamiru şe'ni zamiri şanın sadarat hakkı vardır. Vel muqterinu bilamil ibtidai le zeydün ve le abdun mu'minun efendim İbtida lamına muhterin olan muhtedanın takdim hakkı vardır. Sadr-i kelam hakkı vardır. Vel mevsulüllezi iqterene haberuhu bil fai haberinde fa olan isim mevsul onun da sadr-i kelam hakkı vardır. Kaç tane saydı arkadaşlar? 1. Esma-i istifam 2. Esma-i şart 3. Ma-i taaccubiye 4. Kemi haberiye 5. Zamir-i şan 6. İbtida lamına muhterin olan 7. Efendim haberinde fa olan ismi mevsul. Bunlara sadr-ı kelam hakkı vardır. Diyor ki burada bunları bileceğiz arkadaşlar. Sadr-ı kelam hakkına sahip olanlar nelerdir deyince bunları sayabileceğiz. Onun için notlarınızı sağlamadım.
وَإِذَا كَانَ الْمُبْتَدَوْ مُشْتَمِلًا عَلَى مَا لَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ مِثْلُ مَنْ اَبُوكَ Men kim? Ebuke babandır diyoruz. Şimdi men nedir? Mübtedadır. Bunda istifa manası vardır. İstifa manası sadr-ı kelam hakkına sahip olan manalardan mıdır? Evet. Ha burada ebuke men olmaz. Ebuke men olmaz. Men ebuke olmak mecburiyetindedir. Yani burada menin takdimi vaciptir. Efendim Zeydün Gulam-ı Amir'inde ne yapabilirsin? Gulam-ı Amir'in Zeydün diyebilirsin belki. Yani mübteda da aslan takdimdir. Ne olabilir? Tehir olabilir. Ama men ebuke'de mübteda haber yerli yerindedir. Bunların takdim tehiri caiz değildir. Yani meni soruya bırakmak, ebuke'yi öne almak, ebuke men demek caiz değildir. O hafız git araba gibi bir cümle olur. Evet, men ebuke ne oldu arkadaşlar? Birinci misal oldu. Peki ikincisi nedir? İkincisi اَوْ كَانَا مَعْرِفَتَيْنِ Mübteda ile haber her ikisi marife olurlarsa Mübteda ile haber her ikisi marife olursa mukaddem olanın mübteda olması nedir? Vaciptir. زَيْدُنِلْ عَالِمُ dedik. Eğer mübteda haberse arkadaşlar زَيْدُنِلْ عَالِمُ dediğimiz zaman bu ne olabilir? Zeydün Zeyd el-Alimu sıfat olabilir. Doğru mu? Ama tabi cümle bitmesi lazım. Eğer Zeydünün Alimu de efendim el-Alimu haberse Zeydün Alimu diyecek yerde niye Zeydün el-Alimu dedin? Yani Zeydün Alimun ile Zeydün el-Alimu arasında fark var mı? Zeydün Muntalikun ile Zeydün el-Muntalikun arasında fark var mı arkadaşlar? Vardır. Zeydün el-Alimu alim olan Zeyd'dir diye her ikisi marif olursa hasar ifade eder. Değil mi? Ha. Şimdi Zeydünün alimu de efendim burada muhtedanın takdimi nedir? Zeydün muhtedadır, el alimu haberdir. Burada muhtedanın takdimi vaciptir. Eğer muhteda haber her ikisi marife olurlarsa ev mutesaviyeyni veya tahsislikte müsavi olurlarsa ev mutesaviyeyni veya tahsislikte müsavi olurlarsa mislü afzalu minni afzalu minke. Şimdi afzalu minni benden afzal olan afzalu minke senden de afzaldir. Şimdi bakın efzalü birincisi efzalüdür ismi tefzildir. İkincisi de efzalü ismi tefzildir. Her ikisi de min ile kullanıldı. Her ikisi de min ile kullanılınca efzalü minni, efzalü minke. Burada ne oldu? Minni minke tahsisleştirdi. Neyi? Efzalüyü tahsisleştirdi. Ama burada ne oldu? İkisi de müsavi oldu. Efzalü minni efzalü minkeden daha tahsisli değildir. Efzalü minke efzalü minniden daha tahsisli değildir. O zaman bunlar aynı Zeydünil Alimu gibi her ikisi marife olduğu zaman seviyeleri birleşince birincisini mübteda yapmak mecburiyetindesin. Tahsislikte de seviyeleri birleşince efendim birincisini mübteda yapmak mecburiyetindesin. Değilse hangisi mübteda, hangisi haber anlaşılmazdı. Ne gibi arkadaşlar? Fail ile mef'ulden efendim lafzan irab ve karine müntefi olduğu zaman ne yapıyorduk? Birincisini fail yapmak mecburiyetinde idik. Burada da her ikisi marife olunca veya her ikisi tahsislikte müsavi olurlarsa birincisini mübteda yapmak mecburiyetindeyiz. Diyoruz ki burada mukaddem olanın mübteda olması vaciptir. Burada bir vecih daha var diyemezsiniz arkadaşlar. Şimdi anlatırlar derler ki bir hoca efendi, bir müftü efendi zamanında iyi alimmiş. Babası da böyle aksakallı uzun ama babası alim değilmiş. Şimdi müftü efendi ilim varlığını ispatlamış çevresinde. Babası ziyaretine gelince demiş baba demiş beni demiş hep hocaları ziyarete gelirler şimdi seni de böyle görünce sana demiş bana sordukları gibi soru sorarlar. Senin şeyin aşağı çıkmasın. Onlar sana ne sorarlarsa sen de ki fihi kavlani. Fihi kavlani. Bu konuda iki görüş vardır de geç yuvarla onu. Mutlaka bir ihtilaf vardır zaten. Şimdi gelmişler hoca efendi babayı görünce işte aksakallı, müftü efendi bu kadarsa babası daha alimdir falan. Birisi bir şey sormuş. Fihi kavlani demiş. Bir başkası bir şey sormuş. Fihi kavlani demiş. Şimdi sorular çoğalınca, cevaplar hep fihi kavlani olunca birisi çaktı olayı. Dedi ki, efillahi şekkün. Allah'ın varlığında şüphe var mı? Fihi kavlani demiş.
Şimdi öyle deyince hemen oğlu devreye girdi. Yani dedi ki فِاللّٰهِ شَكُّنْ ف۪يهِ قَوْلَانِ بِعْتِبَارِ النَّحْوِي Nahiv açısından burada iki görüş vardır. اَفِاللّٰهِ شَكُّنْ Şekkün fillahi zarfının faili midir? Yoksa şekkün mübteda efillahi mukaddem haber midir? Burada iki görüş vardır. Fihi kavlan. Şimdi efillahi şekkünde fihi kavlan olur. Ama zeydünül alimünde zeydünül alimünde ne olmaz? Fihi kavlan olmaz. Anlaştık mı burada da? Mislü zeydün kâme ev kânel haberu fiilen lehu. Arkadaşlar, mübtedanın takdimi vacip olan yerlerden birincisi neydi? Sadır kelam hakkına sahip olan kelimelerden birisi olursa. İkincisi neydi? Her ikisi marif olursa. Üçüncüsü neydi? Her ikisi tahsislikte müsavi olursa. Dördüncüsü nedir? Dördüncüsü, haber mübtedaya ait fiil olursa. Ne demek haber mübtedaya ait fiil olursa? Yani haber fiildir, o fiilin altında zamir var, mübtedaya gidiyor demektir. Mesela Zeydun kâme huve. Zeydun kâme huve dersen o kâme kime aittir? Mübtedeye aittir. Yani kaim olan kimdir? Zeyd'dir o. Ev kânel haberu haber olursa fiilen lehu. Mübtedeye ait bir fiil olursa. Mesela Zeydun kâme ebuhud dediğin zaman mübtedeye ait değildir. Değil mi? Zeydun kâme ebuhude ekâme Zeyd'in babasına aittir. Zeyd'e ait değildir. Ama Zeydun kâme Zeyd'in kendisi kalktı. Yani fiilin altında zamir var. Kime racidir? Mübtedeye. Yani o fiilin faili kimdir? Mübtedanın kendisidir. Böyle olduğu yerde Zeydün kâmede orada Zeyd'in takdimi vaciptir. Şimdi arkadaşlar efendim der yemeni pişimeni, pişimeni der yemeni demişler. Ne demek istedi burada? Ha Ahmet ha Kelamet derler ya. Ha Ahmet kel ha Kelamet derler. Diyor ki Zeydün kâme. Burada huve zamiri var. Zeyd'e racidir. Bu fiil mübtedaya ait bir fiildir. Burada bunun takdimi vaciptir diyor. Allah! Yani biz kâme Zeydün diyemeyiz mi? Vaciptir dediğimiz zaman arkadaşlar ne olacak? O zaman kâme Zeydün diyemeyeceksin demektir. Doğru mu? Evet. Ne diyorsunuz? Buyur. Güzel. Zeydün mübteda. Yani şurada kâme fiil. Huve faali Zeydün mübteda diyemez. Böyle dediğin zaman bu fiildir, bu faaldir. Mübtedalık yoktur. Eğer bu mübteda ise şurada bu cümlede öne gelmesi vaciptir. Buraya gitmez. Zeydün kâme. Kâme Zeydün aynı şey mıdır değil midir? Değildir. Burada diyoruz ki haber mübtedaya ait bir fiil olursa efendim orada mübtedanın takdimi vaciptir. İza kana haberul mübtedai cümleten fiiliyeten fa'iluha zamirun mustetirun Yusuf yaudu ila yaudu alel mübtedai. İza kana el mübtedai vel haberu ma'rifeteyn ev nekireteyn mutesaviyeteyn fi't tahsis. Diyor arkadaşlar. Şeye ulaşabildiniz mi? Ennehul Vazi'ye ulaşabildiniz mi? Kitap var mıydı? Tamam. Burada bol bol misaller vardı. Öyle miydi? Aliyun Sadiqi. Aliyun Sadiqi ne misaldir bu? Her ikisi marife değil mi? Aliyun Sadiqi de Aliyun Mübteda olmak mecburiyetindedir. Ekberu minke sinnen, ekseru minke tecrübeten. Tahsislikte müşavir olmuşlardır. Hiyed dünya tu'ti ve temna'u. Niye misaldir? Efendim? Zamiri kıssa. Peki bu tamam arkadaşlar. Vecebe takdimuhu. Burada mübtedanın takdimi nedir? Vaciptir. Şimdi haberin takdiminin vacip olduğu yerler hemen kolaydır. Ve izâ tadammenel haberul müfredu. Müfred olan haber. Müfred deyince neden ihtiraz etmiş? Cümle olandan ihtiraz etmiş. Ma
lehu sadrul kelam, sadri kelam hakkı olan bir manayı tazammun ederse, onları okuduk değil mi? Sadri kelam hakkına sahip olan manaları okuduk, saydık. Mislu eyne zeydün. Eyne nerededir? Kim Zeydün Zeyd? Şimdi eyne zeydün de Arapçada biraz önce ifade etmiştim. Arapçada kelamın istifham edatı kelamın başına gelir. Cümlenin başına gelir. Daha başlar başlamaz cümlenin inşai veya ihbar olduğu anlaşılsın diye şey kendini ona göre hazırlasın. Şimdi istifham başlıyorsa cevap vermeye hazırlaması lazımdır. Tamam mı? Onun için Arapçada nedir? İstifham edatı, şart edatı, sadri kelam hakkına sahip olan kelimelerdendir. Şimdi eyne zeydün de zeydün eyne olur mu? Hafız git araba gibi olur. Devrik cümle mi diyorsun? Devrik cümle de değildir aslında. Yani yanlıştır. Burada eyne zeydün de haberin takdimi vaciptir. Başka bir ifadeyle söyleyelim. Mübtedanın tehiri vaciptir. Doğru mu? Arkadaşlar, mübtedanın takdimi vaciptir dediğimiz yerlerde haberin tehiri vaciptir. Haberin takdimi vaciptir dediğimiz yerlerde mübtedanın tehiri vaciptir demektir. Peki evkâne veya olursa haberin takdimi musahhihan lehu. Musahhihan lehu. Efendim, mübtedanın mübtedalığını tasih edici olursa musahhihan lehu. Mesela arkadaşlar, racülün fiddari caiz miydi? Caiz değil. Fiddari racülün dersek caiz midir? Bak, fiddarinin burada öne gelmesi, racülünün mübteda olmasını tasih ediyor, sahih hale getiriyor. O zaman fiddari racülünde haberin mukaddem olması nedir? Vaciptir. Ne diyoruz burada? Diyoruz ki, eğer haberin takdimi mübtedanın mübteda olmasını tasih edici ise orada haberin öne gelmesi vaciptir. Mislu fiddari racülün. Ev li mutaalliqihi veyahut da haberin mutaalliki için varsa ne varsa damirun, zamir varsa fil mübtedeyi, mübtedada haberin mutaalliki için zamir varsa. Şimdi arkadaşlar, hemen misali yazalım, tahtada görelim. Alet temreti misluha zübden. Alet temreti hurma üzerinde vardır. Misluha hurma kadar zübden yağ vardır. Şimdi alet temreti haberdir. Misluha muhtedadır. Bakın misluha'da ha zamiri var. Nereye racidir? Temreye racidir. Şimdi burada alet temreti de haber hangisi arkadaşlar? Temre mi? Hayır. Ale mi? Hayır. Alet temreti haberdir. Alet temreti haberin içerisinde temre sadece mutaalliktir. Yani mutaallik demek haberle alakalı bir kelimedir. Haberle alakalı bir kelimedir. Burada şimdi ev li mutaallikiha. Doğru mu? Mutaallik midir? Evet. اَوْ لِمُتَعَلِّقِهِ Haberin mutaalliki için, yani haberle alakalı olan bir kelime için vardır. Ne vardır? Zamirun zamir vardır. Fil mübtedeyi, mübteda tarafında. Şimdi burada ha zamiri, mübtedada bulunan bir zamirdir. Eğer alet temreti soruya kalmış olsaydı, ha zamiri lafzan ve rutbeten muahhar olan bir kelimeye raci olacaktı ki izbar kable zikir olacaktı. Yani burada alet temretinin mukaddem olması vaciptir. Çünkü bu zamir engelliyor bunun soruya kalmasını. Ne diyoruz? Haber, muftedada haberin mutaallikine. Buradaki mutaallik hani harf-i cerlerin mutaalliki mutaallik meselesi değil bu. Orayı kaçırmayalım Yusuf'um, tamam mı? Evkâne veya olursa haber, haberen an enne. Enneden haber vakı olursa. Şimdi innenin sadri kelam hakkı var ama enne asla ne olmaz? Kelamın evvelinde vakı olmaz. O zaman eğer enne cümlesi mübteda ise muahhar olmak mecburiyetindedir. Yani mübteda cümlesi, mübteda bir cümle olur. Enneden oluşmuş bir cümle olursa onun soruya kalması indi enneke kaimunde olduğu gibi. Evkâne haberen an enne
مثل عندي أنك قائم وجب تقديمه buralarda haberin takdimi vaciptir. Yani başka bir ifadeyle muhtedanın tehiri vaciptir. Şimdi arkadaşlar indi enneke kaimun de indi haberdir. Doğru mu? Enne hurufu müşebbetün bil fiilden ke ismi kaimun haberi. Muhteda enne ismiyle haberiyle cümle. Cümlesi cümleyi ismiye. İrattan mahallen marfu. Çünkü muhtedadır. İndi onun haberidir. Evet. وَقَدْ يَتَعَدَّدُ الْخَبَرُ Haber bazen taaddüd eder. Haberin taaddüdü caiz midir? Caizdir. Muhtedanın taaddüdü caiz değil arkadaşlar. Muhtedanın taaddüdü caiz değildir. Haberin taaddüdü caizdir. Ne demektir? Yani iki tane muhtedaya bir tane haber olmaz. İki tane muhteda varsa iki tane haber olacak. Ama haberin taaddüdü caizdir. زَيْدٌ عَالِمٌ فَاضِلٌ غَنِيٌ şudur şudur diye sayabilirsin yani. مِثْلُ زَيْدٌ عَالِمٌ عَاقِلٌ Şimdi geldik haberin efanın duhulu caiz ve vacip olma meselesine geldik. Hatırlar mısınız? Yadınızda mıdır? İzharda haberin efanın duhulu caiz olan ve olmayan meseleleri sayıldığı zaman kaç tane sayıyordunuz arkadaşlar? Haberin efanın duhulu caiz olan yerler kaç taneydi? Efendim? 13. Avucunu aç. Hayır. 40 küsüre çıkıyordu. Evet. Hepsini saydıysanız 40 küsüre çıkıyordu. Efendim. Şimdi burada haberin efanın duhulu caiz olan noktalara geldik. İnşallah bir sonraki dersimizde bu konuda ne yapmanız lazım arkadaşlar? İzharda hazır okuduğunuz bir bölümdü o. İzhardaki o bölümü gözden geçireceksiniz. اَلَّذ۪ي يَئْت۪ينِ اَوْ فِي الدَّارِ فَلَهُ دِرْهَمٌ غُلَامُ الَّذ۪ي يَئْت۪ينِ اَوْ فِي الدَّارِ فَلَهُ دِرْهَمٌ كُلُّ efendim اَلْرَجُلُ الَّذ۪ي يَئْت۪ينِ فَلَهُ دِرْهَمٌ غُلَامُ الرَّجُلُ الَّذ۪ي يَئْت۪ينِ لَهُ دِرْهَمٌ فَلَهُ دِرْهَمٌ Bir sürü şıkları vardı. İzharda bunu göreceksiniz.